Biliyorsunuz okullar açıldı. 6 Eylül'de böyle bir karar açıklandı. Milli Eğitim tedbirlerimizi alarak başladık diye bir açıklama yaptı. Biz de tedbirleri soruyoruz aslında. Sizin gözlemlediğiniz kadar hiç okulda... Onu soracaktım. Onunla ilgili açıklamalar geliyor. Yani durumlar nedir? Ölçülerini gelip görmesi lazım ilk önce. Ondan sonra karar vermesi lazım. Yani kesin yükselmiştir bu haftadan sonra. Bu süreçte okulların açılmasını nasıl değerlendirdiniz peki? Açılmasını iyi bulmuyorum. Keşke... Demediniz yani. İstemiyorum. Hele gördüklerimizden sonra öğretmenler de bir şey yapamıyor. Onlar da aynı durumda. Zümrüthaneye'de oturuyoruz. Evet. Kapı açılıyor. Direkt içeriye bütün velilerin hepsi. Bari sınıf sınıf dışarıya verseler, herkes çocuğunu alsa daha kalabalık oluyor. Peki sınıflar kaç kişilik? Bizimkisi 42. Aşılarla alakalı bir şey söylendi mi? Yani hangi ailelerin aşılamayı uyguladığı, çünkü bazı ebeveynler de farklı. Çocuklara da istiyorlar, ben vurdurmayacağım. Vurdurmayacağım yani. Madem öyle bir şey vardı, zamanında söyleseydiler. Ya nasıl bir etki yaratacağını mı bilmiyorsunuz çocuklarda? İlk vuruldum, bir hafta hasta oldum. Çocuğumda ne olur onu bilemem yani. Türk Tabipler Birliği'nin bir açıklaması oldu. Her okulda bir sağlık çalışanının bulundurulması gerektiğini düşünüyoruz ve bununla ilgili kaygılarımız var denmişti. Siz ne düşünüyorsunuz? Gerçekten bir sağlık çalışanının okulda bulundurulması gerekiyor mu? Sizce bir okula? Bir tane. 42 kişi var bir sınıfta. O okulda kaç tane sınıf var? Bir tane. 2000 öğrenci vardır ortalama. Yeterli mi? Boş konuşuyorlar bence. Böyle değil mi? Okullar açıldı ve çocuklar eğitimine başladılar. Siz aslında şeyi sormak istiyorum. Şimdi koronavirüs gölgesinde, salgın sürecinde okula gidişlerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Önce oradan başlamak istiyorum. Yani şimdi tabii ki salgın bütün sektörleri ve ekonomiyi, eğitimi çok etkiledi. Bunun için aslında yani ne bileyim yapabilecek çok da bir şey yok. Önemli olan aşımıza olacağız. Ve eğitimin ve ekonominin devam etmesine katkıda bulunmamız lazım. Yani ben böyle değerlendiriyorum. Tabii ki eğitim almaları gerekiyor. Yani bunu engelleyemeyiz. Engellersek daha fazla geriye gideriz. Zaten şu an çok ileride değiliz. Milli eğitimin ben bu konuda çok ileride bir şey yaptığını düşünmüyorum şahsen. Zaten bunu okullarda görüyoruz. Olabildiğince veliler kendi ellerinden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyor. Yani biz olabildiğince işte çocuklarımızı uyarıyoruz. Dezenfektanı sürekli kullan. Kendine dikkat et. Maskeni açma. Eğer masken nemlendiyse mutlaka değiştir. Gerekirse günde 3 sefer, 4 sefer. Olabildiğince kendi çocuklarımıza, kendimize eğitim vererek bunu egal etmeye çalışıyoruz. Ama tabii ki okullar kimisi yeterlidir, kimisi yetersizdir. Ama ben şuna dikkat ettim. Ekonomik olarak, sosyo-kültürel olarak olan kısımlarda, düşük noktalarda tabii ki bu biraz daha göz ardı ediliyor. Çünkü veliler de yeterli olamıyor. Zaten dediğim gibi sosyo-kültürel olarak çok üst düzeyde olmayan kısımlar biraz daha bu konuda zorluk çekiyor. Bence bu konuda salgının başından beri Türk Tabipler Birliği dinlenmeliydi. Zaten bu yapılmadı. Tam aksine biz bu Güzelim Nade Derneği tamamen terörist gibi lanse ettirdik insanlara, milletimize. Bu çok yanlış bir düşünceydi zaten. Baştan beri ben de bunu takip ediyordum. Tabii ki bu ülkede olup da hiçbir şey takip etmemek mümkün değil. Sürekli gündem değiştiği için mecbur takip etmemiz gerekiyor. Ben bu konuda tamamen Türk Tabipler Birliği'ne katılıyorum. Yani sonuçta liyakat dediğimiz nokta buradan kaynaklanıyor. Bu insanların düşüncesi baştan beri göz ardı edilmeden uygulansaydı şu anda ben eminim ki Türkiye bu salgını çok güzel şekilde atlatacaktı. Tedbirleri alır gibi. Şimdi sınıf mevcutları biliyorsunuz 30-50 kişi okuluna göre ve semtine göre değişiyor. Bizim sınıfımız 30 kişi. Şu anda iyi olduğunu düşünüyorum ama havalar da sıcak. Çocuklar genelde teneffüslerde dışarıdalar. Camlar açabiliyor çocuklarımız için öğretmenler ama kışın kapalı bir ortam olduğu zaman
Bu biraz daha zor gibi. Hastalık daha fazla olacağını düşünüyorum bu dönemde. Okullarda bununla ilgili çalışma yapıldı mı? Velilerin toplanması, toplantı yapılması, aşılanmaya dönük bir projeleri. Okulların açılması daha bir hafta oldu ama gidişatta toplantı yapılacağını düşünüyorum. Bakın. Onun dışında tedbirlerde siz yardımcı oluyor musunuz yoksa tamamıyla okulun kendisi karşılıyor mu? Tabii ki. Hijyene dikkat etmesi gerekiyor. Her geldiği zaman duşunu alması gerekiyor. Ellerini yıkaması gerekiyor. Maskesini takmasını biz söylüyoruz. Ama sınıf mevcutları çok olunca her öğretmen ne kadar ilgilenebilir? Bu da ayrı bir söz konusu, durum söz konusu. Ben çok sıcak bakıyorum. İyi ki de açıldı okullar yani. Çocuklarımız evde tamam online eğitimi gördüler. Benim de iki tane talebem var. Ama ben bunu çok yani yeterli bulmadım. Çok yeterli bir eğitim değildi. Çocukların bence temeli tam olmadı yani. Okuldaki tedbirleri göremiyoruz. İster istemez illaki temas halindeler. Hepimiz temas halindeyiz yani. Ama yapacak bir şey yok. Artık hayatımızın bir parçası oldu pandemi. Bununla yaşamayı öğreneceğiz. Ben mesela bütün aşılarımı yaptırdım. Büyük oğlum 15 yaşında, onun aşısını yaptırdım. Eşim aşısını oldu. Yaşayacağız yani bu şekilde, alışacağız. Yapacak bir şey yok. Bizim okullarda şu an iki oğlum var. İkisi farklı okullarda. İkisinde de sağlık çalışanı yok. Bildiğim kadarıyla yok yani. Aslında olması gerekiyor. Yani pandemi olsun olmasın olması gerekiyor normalde acil durumda. Hepsi çocuk nihayetinde yani düşmesi çarpması var. Artı bir de pandemi eklendi yani. Şu an yani evlerden ırak kalp krizi bile yani çocuklara kadar indi. İlk önlem yapabilecek öğretmenler var. Onlar bile ne kadar biliyorlar bilmiyoruz yani. Olmalı tabii ki de. Yani hiç sorulmaması gereken bir soru gibi geliyor yani bana. Ama maalesef hiçbir okula şu ana kadar duymadım ben yani. Üniversitelerden yeterince şey çıkıyor sağlık personeli. Atamayı bekleyen. Atama bekleyen bir sürü sağlık personeli var. Yani bu konuda da sıkıntı yok. Aslında olmalı. Bunu verebilecek bir sürü okul var, üniversite var, lise var. Bir sürü yer var yani. Bence olmalı. Şart hem de bence. Ben okulların açılması taraftarıydım her zaman. Hala da açık kalmasını destekliyorum. Çünkü sosyal hayat, normal hayat devam ediyor. Çocuklar AVM'lere de gidiyor, kurslarına da devam ediyorlar. Bir tane de oğlum var, dershanede yüz yüzeye devam etti. Onun için sadece eğitimin kapatılmasını doğru bulmuyorum. Okuldan okula değişiyordur. Biraz daha kalabalık okullarda belki daha büyük sorundur. Bizim okulumuz biraz daha butik bir okul gibi, daha mevcut az. Ama yine de ona rağmen yetmiyor tabii ki. Devletin verdiği bir dezenfektan var ama şimdi ona da bir kural koymuş. Kapıya da koyacaksın, sınıfa da koyacaksın. Yeterli olmadığı için veliler destekliyor hijyen ürünlerini, ıslak mendilini, dezenfektanını. Biz de sınıf olarak bir bütçe oluşturup sınıfımıza alıyoruz. Tabii ki hastalıktan korkuyoruz ama bununla da yaşamayı öğrenmeliyiz. Herkes aşısını olup kendini koruduğu müddetçe bunun da önüne geçeriz. Çünkü zaten dünyada gripten de hani ölenler olduğu için bu koronavirüs de bununla yaşamayı öğreneceğiz. Ya tedbirler tabii ki yeterli değil. Hani dediler ki ailesi aşı olmayan çocuk alınmayacak dendi ama şimdi öyle bir şey yok. Şu anda herkes gidiyor. Sabahları benim oğlumun okulunda zil sistemi yokmuş. Öğretmenler hani 5 dakika arayla, 3 dakika arayla çıkarıyorlar yığılmama olmaması için. Hani velisi yani velilerin gerçekten hani aşı olması gerek. Hani biz olduk. Onların da yani bu özveriyi hani bulunmaları gerekiyor. Ben şahsen hani aşı olmayan bir çocuğun hani o ailesinin çocuğuyla oğlumun aynı okula gitmesi yani aynı sınıfta bilmiyorum hani o çocuklar da sonuçta anne babanın verdiği bir karar. Onların da bir suçu yok.
kıyaslayamam doğrusu. Ha, bilmiyorum ama hani biraz daha böyle devlet hani bu aşı konusunda biraz daha emin adımlarla ilerlemesi gerekiyor. Sağlık çalışanının eğer yeterliyse hani sağlık çalışanı tabii ki bir okulda olması gerekiyor. Hani aslında her zaman olması gerekiyor. Çünkü hani ben ana sınıfında çalıştım. Yani çocuklar düşüyor hani bir travma geçirip ana sınıfındayken de hani çocukların düşme oluyor. Yani öğretmenler ne kadar şey ya veliyi arıyorlar ya da alıyorlar götürüyorlar işte şurada tıp merkezinde hani. Bir sağlık çalışanı olsa ilk müdahale edilebilir. Yani bu kadar hani zaten doktorlar da hani açıkta. Yani onları da o şeyde kullanılabilir yani. Nasıl her okulda bir psikolog varsa bir sağlık çalışanı da olması gerek. Milli eğitimin eksiklikleri elbette vardır. Ailelere daha büyük yük bindi kesinlikle. Çünkü insanlar baktı ki devletten ya da milli eğitimden çok büyük bir destek göremeyince kendi tedbirlerini almak zorunda kaldılar. İnşallah düzelir. Yani bir şey de diyemiyorum pek fazla. Biz gençler olarak bu ülkeyi gerçekten artık düzeltmemiz gerektiğine inanıyorum. Her okulda bir sağlık çalışanının bulundurulması gerekiyor ibaresi Türk Tabipler Birliği'nin metninde çıktı. Yani böyle bir açıklama yaptılar bunu istediklerini ve olması gerektiğini söylediler. Siz ne düşünüyorsunuz? Gerçekten okullarda sağlık çalışanının bulundurulması gerekmiyor mu? Bence gerekiyor. Çoktan beri gerekiyordu. Bence geç kalınmış bir protokol ya da bir önlem. Olması gerekiyordu. Neden bu zamana bıraktılar onu da bilmiyorum. Umarım bir an önce yürürlüğe sokarlar ve gerçekten bu gerçekleşir. Lafta kalmaz inşallah. Bence çok büyük bir sıkıntı. Bence hiç iyi bir şey değil. Çocuklar daha böyle iç içe oluyorlar. İç içe oldukları için salgının, hastalığın yayılması daha büyük bir şey. Daha fazla. Yani hiç iyi görmüyorum ben. Veya buna göre tedbirlerin alınması gerekiyordu. Alındığını düşünmüyorum. Sınıftaki mevcutun yarı yarıya veya üçte bir oranında düşürülmesi gerekiyor ki tedbirlerin alınmış olması gerekiyor. Şu anda bir sınıfta 40 kişi, 50 kişi, 60 kişi var. Aşının net bir şey sağladığı söylenemez. Yani aşı olmayanlar kendisine, olanlar kendisine. Yani aşı olduğu zaman insanlar hasta olmayacağı anlamına gelmiyor. Veya aşı olduğu zaman bulaştırmayacağı anlamına da gelmiyor. Delta ile de alakalı açıklama yapıldı. Bunun ülkeye girişi olduğunu da söylendi ama neredeyse tekrar kapatmalar tartışılıyor. Olsa bir kapatmada okuldaki çocuklar da etkilenir mi? Mutlaka etkilenir de ama kapatmanın çözüm olduğuna düşünmüyorum ben. Yani bir şekilde bu hastalığa alışacağız. Bağışıklık sistemimiz güçlenecek. Yani herkesin buna alışması gerektiğini düşünüyorum. Aşında yeterli bir önlem, bir tedbir olduğunu da düşünmüyorum ben. Eğitim Bakanlığı okullarda normal hademelerin veya müstahdem dediğimiz yardımcı kişilerin maaşını şey yapamazken, ödeyemezken bir de sağlıkçıyı nasıl karşılayacak? Zaten normal temizlik personeli, müstahdem, hademe şeyimiz yok, kadromuz yok. Zaten bunları karşılamıyor.